Benim kendimle ilgili bir savaşım vardı aslında hayatta. Kimseyle yoktu. Yani benim e, ruhumla bedenimi bütünleştirmem gerekiyordu. E, ve ben gemileri yaktım. Bundan 3-4 yıl önce birisi bana dedi ki ya şu parayı verir misin bana? Veririm dedim ha. Ah. 300 <laughs> bin takipçim abi tıkla hesabımı mesela verdim. Ben yedi göbek İstanbul'u bir ailenin çocuğuyum. Neden dedim ben gidiyorum? Yani neden ben ülkemi terk edeyim? Seni doğuran ana taş doğursaydı, işte seni doğuran ana öyle doğursaydı falan. Mesela bu beni üzdü. Yani o zaman o insanların o acımasızca diyemleri, sürekli tehditler oluyordum. Babam bana ilk öğrendiğinde şey dedi beni arayıp, sen dedi doğduğun andaki kokunu değiştirebilecek, yani seni benim kucağıma verdiklerinde o kokunu değiştirebilecek bir cinsiyet yok yani. Doruk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Armağan Bey, nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok mersi. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Tamam. Doruk Bey, bu yarışmadan sonra şimdi ne iş yapıyorsunuz? Şu an stylist, stylistim ben, Aa, evet, yani styling abi. yapıyorum. Klip çekimlerinde daha çok, önceden daha e, dergi moda ağırlıklı çalışıyordum ama... E, ...bu aralar biraz fazla klip çekimlerinde styling olarak devam ediyorum kariyerimi. Öyle yani. Zor iş. Aslında keyifli bir iş. Çünkü ben e, herhalde şu an 37 yaşındayım. E, 20 yaşından beridir aslında bu sektördeyim. Eee birçok isimle çalıştım o zamana kadar. Aynı şekilde de devam ediyorum. Daha şimdi. önce de mi modayla ilgili bir şey yapıyordun. Evet, işte. evet, evet. O zaman ne yapıyordun? E, aslında şöyle ben e, birçok Türkiye'de ünlü markalarda e, daha önceki hayatımda genel koordinatörlük, marka müdürlüğü falan yaparak devam ettim. Şu anda daha çok freelance olarak e, styling yapıyorum. Hmm. Freelance çalışmak zordur. Zor, evet zor. Bir de herkesi mutlu etmek var. Herkesin istediği tarzda kıyafetleri bulmak, kendinden bir şeyler bulmak falan. Oradan git kıyafet al, oradan al falan. Bir de evet. para düzensiz geliyor ya, evet. o yüzden de zor. <laughs> evet. Atıyorum bazen bir ayda beş tane iş gelir, sonra üç ay iş gelmez. Evet, Aynen öyle. Yani bir ayda bir sürü iş gelebilir. Bir anda hiç iş gelmeye de belli değil yani aslında ucu açık bir şey. Siz İstanbul'da mı doğup büyüdünüz? Evet İstanbul'da doğup büyüdüm. Sonra? İstanbul'da da yaşamaya devam ediyorum. Ne okudunuz? E, lise mezunuyum ben. Lise mezunuyum, alaylıyım aslında sektör konusunda. Biraz kendimi geliştirdim diyelim yani e, çok vitrin yaptım. İşte satış danışmanlığından başladım, daha sonra vitrin koordinatörü oldum. Daha sonra genel koordinatör oldum falan ama... Ee, aslında şu anda benim belki birazcık da e, sistemkar olduğum konulardan bir tanesi de e, ne yazık ki e, mesela ben kendi mesleğimle ilgili şu anda mesela düşünüyorum eskiden ben oluyor olsaydım e, çok daha devam edebilirdi kariyerim baş, başka noktalarda. Ama şu anda cinsiyet değişiminde yine şunu söyleyebiliyorum e, limon da satabilirim. Ama tekrardan aynı şeyi yapar mıydım? Kesinlikle tekrardan aynı şeyi yapardım. Ama bu ülkede birazcık bazı şeyler değişik. Nedenini bilmiyorum. Ee, örnekleri de var bunun diye düşünüyorum. Ama e, son tahlilde e, ruhunu bedenine uydurma ameliyatı geçiren evet. insanlar için... ...en e, tırnak içinde söylüyorum, müsamaha... ...lı e, sektörlerden bir tanesinde çalışıyorsunuz aslında. Evet, evet, evet. Tabii. Bir anlamda da şanslısınız. Şanslıyım. Ee, şu anki hayatımdan inanılmaz mutluyum. Ee, her şey benim için çok yerinde. Ama bir şeylerin bedeli ödendi mi? Evet ödendi. Yani ben o bedelleri mesela ödedim kendi hayatımla ilgili baktım. Mesela gibi. en büyük ödediğiniz bedel neydi? Ee, en büyük ödediğim bedel neydi? Ee, i̇lk mesela... E, haberlerin çıktığı zaman bir sürü benim haberim olmadan bir sürü değişik haber başlıkları gördüm. Mesela ilk bir çıktı haber e, dedim ki ya beni yakaladılar. Kaçıyordum çünkü o zaman daha yeni sakalı kimim falan. Dedim ki ne olur hani daha alemin haberi yok. Ben şimdi Didim'e onların yanına gideceğim hani anlatacağım. Cuma günü mesela yakaladılar. Pazartesiye kadar bana müsamaha edin dedim mesela. Ben öyle demedim. Sabah bir uyandım. Allah'ım. Ha ay ya ben tabii onları öğrenmeden hemen akabinde gittim. Hemen hepsini ayrı ayrı bir şeyler yazdım böyle destanlar. Sabaha kadar böyle havuz kenarında oturdum. Mesajlar yazdım. Hepsinden çok harika cevaplar geldi. Ha telefonda söyledin. Evet, evet, evet. Telefonda söyledim. Ama tabii ki onlar bir şeyin farkındalardı. Bir görüntülü arıyorlar beni. Ulaşamıyorlar. Ya sen yüzüne bir şey mi yaptın falan. Halbuki ben o zaman hiç çalışmıyorum. Cihangir'de yaşıyorum falan. ...iş yapmıyorum, sürekli değişik, kötü bir şey, süreç benim için. Evet, onlar atlatıldı ama biraz bir acımasız da davrandı bana mesela medya. Ee, nasıl tanıdılar siz ya? Ben tanımazdım mesela. Tanıdılar. <gülüyor> <gülüyor> vallahi, tanımazdım. vallahi tanıdılar. Ben de bakıyorum diyorum, nasıl yani? <laughs> tanıdılar vallahi, direkt çektiler. Ondan sonra böyle bir şey oldu. Ee, Sanki böyle ülke birbirine girdi yani bir anda sabah bir uyandım. Sosyal medyam aman tanrım haber başlığı. Zor bir karar mıydı Doruk Bey? Aslında şöyle e, benim için zor bir karar değildi. E, benim kendimle ilgili bir savaşım vardı aslında hayatta kimseyle yoktu. Yani benim e, ruhumla bedenimi bütünleştirmem gerekiyordu e, ve ben gemileri yaktım. Gemileri yaktım ve dedim ki ben bunu yapmalıyım. Çünkü bu benim hayatım. Ee, böyle bir şeye girdim. Aslında ben 5-6 yaşındayken dedemin tıraş takımlarıyla falan aslında mevzu belliydi. Yani hani ne olacağı. Ee, şu anki, şu anda da iyi ki de olmuş diyorum yani. Hiç pişman oldunuz mu? Hiç. Hiç? Hiç, keşke daha önceden yapsaydım mesela bunu. Hiç pişman olmadım. Yani... Diyorum ya mesela şu an e, çok daha başka bir şeyler yaşayabilirdim. E, ama yine yaptığım şeyden asla ve asla pişmanlık duymazdım. Turk Bey, ailenizden hiç neden böyle bir şey yaptın diyen oldu mu? Yok, hiç olmadı. Ne kadar şanslısınız. Hiç olmadı. olmadı. Babam bana şey dedi ve ben orada zaten ben babamdan mesela diyorum ki hani babam ne diyecek, annem ne diyecek, halam ne diyecek. Hani illa ne bileyim, annemin yanında bir bardak su olsun, aman biri olsun yanında, hani kadının kalbine inmesin falan. Aslında biliyorlardı yani beni. Fakat hani hep böyle tarzı o falan. Aslında tarzım o değildi. Ee, i̇yi ki de mesela şu anda bakıyorum mesela babam bana ilk öğrendiğinde şey dedi beni arayıp, sen dedi doğduğun andaki kokunu değiştirebilecek. Yani seni benim kucağıma verdiklerinde o kokunu değiştirebilecek bir cinsiyet yok yavrum dedi. Ne güzelmiş. Evet tüylerim diken diken oldu hep bunu söylediğim zaman. Orada benim böyle telefonla gözüm de oldu falan. Dedi ki ya bu hayat senin hayatın. Evet, sen de dedi evlenmek, sen de aile bunlar senin de hakkın dedi babam. Ki babam mesela yıllar öncesinde inanılmaz yani beni... Senin bu tarzın ne falan deyip hani böyle reddederim mi var yani. Ama şu anda o kadar güzel ki her şey benim için. Ne her şey tıkırında devam ediyor hayatta, güzel. Ne iş yapıyordu babanız? Babam benim aktör. Ha öyle Aktör, mi? evet. Yeşilçam'ın ilk kurulan e, film şirketlerinden bir tanesi, rahmetli dedeminmiş. Ee, babam da oyunculukta devam etti ama artık şu anda oyunculuk yapmıyor pek fazla. Evde kendi kendine böyle, <laughs> kader inanır gibi geziyor. <laughs> Anneniz? Annem ev hanımı. Onun hiç ilgisi olmamış mı? Sinema, film işlerine. Aslında annemle babam, e, babamın bir filminde tanışıyorlar. Evet orada tanışıyorlar, orada tanışıyorlar. Babam zaten 20. günü falan herhalde anneme evlilik teklif etmiş. <laughs> Anneniz de oyuncu zaman. Yok annem oyuncu değil. E, annemin tanıdığı bir akrabası oyuncuymuş. Onun yanında geldi. Orada da hadi gelir misin falan deyince, hadi geleyim falan deyip... ...orada e, havuz kenarında bir sahne var, orada babamla tanışıyorlar ve evleniyorlar. Kaç kardeşsiniz Doruk Bey? Üç kardeşiz biz Arman Bey. Siz e, diğerleri kız, ee, kadın, bir erkek. Bir erkek kardeşim var en küçük o 20 yaşında. Bir kız kardeşim var. Bir de çok güzel bir yeğenim var. Oh ne güzel. Öyle evet, harika ya. O yarışmaya katıldığınızda hiç tedirgin olmadınız mı Doruk Bey? Ya o yarışma aslında Arman Bey şöyle oldu. Benim bir arkadaşım var. Ee, o da ee, ...yine bir sabah programında yönetmen. Ben e, o zaman çalışıyorum, e, Home Store'daydım o zamanlar. E, çalışıyorum, patronun, CEO'muz gidince onun gözünü çok beğenirdim, tarzını çok beğenirdim. Gidince ben de mar e, markadan çıkmak istedim, ayrıldım. Sonra bir gün böyle televizyonu izliyorum, işte benim stream açık böyle telefonla... ...o yönetmen arkadaşımla konuşuyorum. Dedim ki ya bu... <laughs> Nasıl bir yarışma falan öyle dedi ki ya sen dedi gel dedi bize dedi şey ol. Ee, bir kadına dedi talip olursun. <laughs> Ondaki gide evlilik programı. <laughs> biz güldük falan öyle. Ya bunu biz cuma günü konuştuk. Pazartesi günü bana e, telefon geldi. Meğersem benim fotoğraflarımı benim haberim olmadan göndermiş oraya. Gönderince de beni çağırdılar. Ben de gittim. İyi ki de girmişim mesela. ona hiçbir pişmanlığım yok onunla ilgili. Ama mesela girmeseydiniz, magazin hayatınızı bu kadar karıştırmayacaktı. Evet ya. Evet <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle bir durum var. Keşke yani şu an mesela ben gerçekten e, birçok yerden mesela beni çağırdılar. Ama sizi çok sevdiğim için asla asla ben duyduğum anda koşa koşa gelmek Sağ istedim. Ee, ben aslında sevmiyorum Bey magazini. Yani mesela taşına gidiyorum, bakıyorum hemen Steez'in orada birileri var. Hemen anında Zara'ya giriyorum falan, gözlüğümü takıyorum falan. Yani magazinsel olan yanı sevmiyorum. Hep başarılarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda da bir projem var. Bir ee, birkaç ay sonra gerçekleşecek. Ee, o yüzden pek biraz böyle uzak durmaya çalışıyorum. Başlıkları da sevmiyorum kendimle ilgili. Belki de Doruk Bey o programa katılmasaydınız belki bugün bu kadar güçlü olmazdınız. Çünkü ne olursa olsun ekranında olmak insana e, ruhen bir güç veriyor. Öyle evet. hani ben bir şey, ya yani evet, öyle bir evet. dik evet. duruş bir şey. Evet, evet. Belki de bu kararı vermenizde etkili olmuştur. Yani belki de bilmiyorum ama ee, ben yani işte benim stilim yarışmasından önce de... ...hep aslında kamera arkasıydım. Yani kamera arkasında klipler, dergiler falan hep kamera arkasındayım ama... ...oraya girdikten sonra dediğim gibi mesela şu an diyorum ki mesela Doruk... Ee, ...kimse tarafından tanınma, tanınmayan. İşte ne bileyim e, daha soft bir hayat yaşayan e, a, denmeyen bir Doruk olmasını mı isterdi? Yoksa böyle ya ben gerçekten aslında tanınmayı istemezdim yani. Daha rahat yaşamak isterdim. Geçen gün bundan iki gün önce bir fotoğraf paylaştım mesela. Evet şu an çok azaldı. Yani önceden mesela çok fazlaydı. Sen en işte vahşileri bile kıskan, çıldırtacak cinsin sen bir lanetlisin ...falan, tiksiniyoruz senden falan. Ya böyle yorumlar da geliyor mesela. Ee, baktığımda diyorum ki e, şimdi... E, ...artık cevap verme gereği diyorum. Ben hala daha nezaketli bir adamım ama daha önceden mesela susuyordum. Cevap vermiyordum. Şimdi artık mutlaka o yorumun altında bir şey gördüğüm zaman... ...mutlaka yazıyorum. Çünkü... ...şunu biliyorum... E, ben iyi bir insanım her şeyden önce. Yani bir arkadaşım geçen gün şey dedi mesela bana. Geçen gün diyorum birkaç ay önce. Biri mesela merdivenler deniyor bir bebek arabası var. Ben hemen orada mutlaka o bebek arabasını atlarım tutamıyorsa. Birinin orada bir şeye ihtiyacı varsa mutlaka giderim. Bir köpek görüyorsam sakat mutlaka onu veterinere götürürüm. Yani iyilikle beslenmeyi seviyorum. Kafamı gece yastığa koyduğum zaman Bugün ne yaptım dediğinde iyi bir şey yapmış olmak beni tatmin ediyor. Vahşileri bile kıskandıracak türden lanetli bir insan falan değilim. <laughs> ya da mesela ilk zamanlar benim bir fotoğrafım... ...üç tane böyle magazinci kadın koyuyor diyor ki... ...evet ben böyle insanların çocuk sahibi olmasına şiddetle karşı çıkıyorum falan. Neden? <laughs> Neden? Yani hani ne, neyim ben yani? Niye olamayayım? Neden benim bir alem olamasın? Ya onun özgürlüğü kadar benim de özgürlüğüm var. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyi ahlakına düzgün bir şekilde, e, aşkla, güzel bir şekilde yaşadıktan sonra... Neden yani? Ben bunu merak ediyorum. Doğuştan bir kadın, doğuştan bir erkek. Çok seviyorum, çok aşığım, ölüyorum, bitiyorum diyor... Ufacık aralarında bir şey oluyor. Kadın gidiyor, aldatıyor ya da adam gidiyor, aldatıyor. Ertesi günü. ben Aralarında de bir şey olmasına bile gerek evet, yok. Evet, yok. Yani bir bakıyorsun, kadın üç tane sevgisine bir bakıyorsun, adam üç tane sevgisine. Sorsan birbirlerini çok seviyorlar. Ben sadakatli bir insanım. Çok güzel ilişki yaşayabilecek bir adamım. Yani hayatımdaki insanı mutlu etmeyi biliyorum. Sürprizler yapmayı seviyorum. Yanında olmayı biliyorum. Ee, Evet, şu, yani şu ana kadar bir aile kuramadım. İnşallah kurarım bir gün ama e, bilmiyorum. Siz nişanlıydınız değil mi? Nişanlı yok, nişanlı değildim. Nişanlı değildim. Öyle haberler çıktı. Ha bir ara evet, e, magazinsel olan. Evet, öyle bir durumumuz vardı ama bitti. Baya bitti, 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 sürekli bitti, tekrar barışıldı falan. Öyle bir durum oldu. Demek ki çok büyük aşkmışsınız. Büyük aşklar öyle bitemez bitemez. <laughs> <laughs> yani e, şöyle e, Sevda çok e, iyi bir insandır. Ben onun iyi iyi yanını gördüm. Yani o yardım severliğini, hayvan severliğini, deli dolu hallerinin dışında o sert kadın imajının dışında iyi bir insandır. Umarım onun da e, güzel kalbini görecek. Güzel bir insan onu da e, Allah karşısına çıkartır ve mutlu olur. Sevda Hanım'ın İlk televizyon sunuculuğunu ben çektim. Öyle mi? <laughs> Kanal D'de bir yılbaşı gecesi sunucusuydu. Ee, Sinan Çetin görüp bize tavsiye etmişti. Hmm. Kıpkırmızı bir elbiseyle çıkmıştı. Ne gereksiz detayları hatırlıyorum. Bizim her zaman olduğu <laughs> gibi. İlk ben çekmiştim. Evet. Çok hoş bir hanımefendiydi. Hala da öyledir sevda. Hiç yaşının kadını değildir yıllara meydan okudu. <laughs> Yok bir de böyle çok yardımsever, çok, çok hayvansever. Evet. O zaman da öyleydi ki o zamanlar 30 sene önce, 30 sene önce filan. Evet. O zamanlar öyle hani hayvan sevgisi filan daha Türk toplumunda çok da gelişmiş bir şey değildi yani. Yani şöyle söyleyeyim Armağan Bey, ben onu çok iyi tanıyan insanlardan biriyim. Sevda en marka ceketini yağmur yağıyor, kar yağıyorsa arabaya da çeker efendim. Orada bir köpek görüyorsa mutlaka o köpeğin altına ya da kedinin altına bırakmadan oradan çıkmaz. İmkanı yok. Arabasının arkası mamalar, sular ve bunları şey olarak yapmıyor yani hani ee, şimdi ben onu tanıdığım için biliyorum aslında bazen böyle hesabında falan paylaşıyor belki insanlar yanlış anlıyordur hani belki de gösteriyor falan. ama gerçekten öyle değil o gerçekten hani bunu canı gönülden ağlaya ağlaya falan yapıyor yani o huyu inanılmaz iyi. Neyse fazla konuşmayacağım çünkü hayatımda bir insan var. şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çok mutluluklar diliyorum burada. İstiyorsanız atabiliriz buraları. Yok, estağfurullah rica ederim. Bu programa geldi diye kimsenin özel ee, hayatını mahvedecek değiliz yani. Yok, ben zaten aslında hemen hemen herkesin bilmesi gereken şeyleri söyledim hakkında. Dediğim gibi. Böyle. Ne kadar e, zamanlık bir süreç bu Doruk Bey? Yani bir yıl, bir buçuk yıl. Değişimi ee, mi? Evet. Ee, i̇şte benim stilim yarışması bittikten sonra e, ben aslında şöyle biraz ailem için e, Neslihan doğru sözü yapmaya çalıştım. Aslında benim köşedeki bakkalına kadar Nejat diye biliyordu o dönemlerde de erkek çocuğu gibiydim. Ama hani erkek mi kız mı belli değil hani böyle bir şey baby face falan ama bir tavırlarım falan hep erkek gibi. Ee, yarışma bitti. Bittikten sonra ben yine özüme dönmeye başladım ufak ufak. İşte saçlarım biraz daha kesif. Ama bu sefer tabii şeyi unuttum. Ben işte benim sistemimde bir fenomenleştim. Ee, kendim artık Instagram kendi hani rahat rahat kullanmaya başladım. Birdenbire erkek mi oldu acaba diye bir şeyler çıktı falan. Baktım ki aa bir sürü haber her yerden falan. Bir dediler ki seninle röportaj yapacağız, spor salonuna gidelim. Geldiler spor salonuna ben spor yaparken. Ondan sonra bunların hepsi gerçekten aslında e, YouTube'larla benimle ilgili olan röportajlar da var. Biraz aslında şey harcandım. Mesela spor yapıyorum. Doruk diyorlar bir kalk bakalım hani ne yapıyorsun falan. Ondan sonra hani bir karnına bakalım işte bir koluna bakalım falan. Ayağa kalkıyorum karnımı gösteririm. Bana sordukları soru ondan bir önceki soru bir erkeğe ait cinsel organım var mıydı cinsiyet değiştirmeden önce? Ben ikinci soru da bir kalk bakalım bir göster hani spor yapıyorum ben de kalkıyorum ayağa falan işte böyle falan diyorum. Hop sanki bana o soruyu sorduklarında o taraf kesilmiş ben ayağa kalkıyorum falan. Yani çok aslında kötü karelerle mi? ...karşılaştım ya da işte bana hiç sorulmaması gereken bugün doğuştan... ...bir kadına bile kalkıp sen bakire misin diye soramıyoruz değil mi? Soramayız. Niye Bu çok büyük ayıptır yani bakire misin? değil mi? Ya benim karşıma oturup bana ha cinsiyet değiştirmeden yani diyorum ki... ...hayatıma daha önce hiçbir zaman benim hayatıma böyle bir erkek var. Benim için nasıl e, bir erkeğin kalkıp böyle bir şey asla onun için don'tsa hani benim için de o kadar imkansız bir durumda olsaydı ben zaten kendimi asardım yani. Hani o kadar olduğu için ben cinsiyet değişimi yaptım. Benim karşımda mesela bana şey sorusunu sordu. Ha evet cinsiyet değiştirmeden önce bakireydin o zaman. İşte o zaman bundan 6 yıl önce falan bu sorular karşısında ne cevap verebileceğimi bilmiyordum. Ama şimdi biliyorum. Çünkü şunu biliyorum yani insanların hadsizliklerini eğer onlara karşı söylemezseniz onlar gerçekten o hadsizlik üzerine devam edip bunları bir şeymiş gibi matahmış gibi görmeye devam ediyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Yani her şeyi soramaz. Sormamalısın. Sormamalısın. Da. Ya da işte mesela bakıyorum bunlar hep başıma geldi. Hep Instagram sayfamı değiştirdim. Mavi tıklı bir hesabım vardı mesela. Bundan 3-4 yıl önce birisi bana dedi ki ya şu parayı verir misin bana? Veririm dedim ah. <laughs> 300 bin takipçi mavi tıklı hesabımı mesela verdim. Hemen anında çünkü haber başlıkları. Doruk doğru söz. Merhaba ben Doruk dememe rağmen. Armağan Bey her yerde haber başlıkları Neslihan doğru söz Neslihan. Ya benim bir ailem var. Benim bir yeğenim var. Aileniz olmasa da siz varsınız. Evet ben varım bu hayatta. Yani nasıl? Ya ben bu sefer şey yapıyorum. Bakıyorum Neslihan doğru sözde işte ya yani Neslihan doğru sözün yeğeni ilişkisi. Hemen yazıyorum. Haberinizi yapın lütfen saygı duyuyorum. Fakat lütfen ismimle Doruk Bey olarak bunu yapın. Çünkü ben bunun için gerçekten <laughs> hayatımda yani ya, yani çok kolay şeyler değil. Hani bugün bir insan kalkıp da üç gün tişörtünü değiştirmiyor. hani <laughs> bunlar hiç kolay şeyler değil. Ama işte galiba e, bazı şeyler tamamen bizim bazı insanlarımıza bilmiyorum ama saygısız geliyor bana çok. Bir, 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 bir buçuk yıllık falan bir süreç herhalde değil mi Doruk Bey o? E Tabii ki, e, tabii, tabii çok ki uzun bu bir süreç. süreç. Evet, kullandığın hormonlar, iğneler, İzin. ameliyatların, operasyonların bunların hepsi ger gerçek bir süreç ve gerçekten ağrılı, acılı bir süreç. Yani kolay bir süreç değil, psikolojik olarak da değil. Bunları e, yapabilmek için çok güçlü bir psikolojiye sahip olmak gerekiyor. Kullandığın testosteronlar, iğneler bugün bir sporcu bile mesela testosteron kürü yaptığında kullandığı zaman biraz daha asabi olabiliyor. Hani <laughs> bir e, heyete çıkılıyor değil mi? Evet, evet. Ve heyet diyor ki evet, ameniyat evet, olabilir. Olabilir, aynen. Artık çünkü senin hormon seviyen her şeyin ona uygundur. Ee, ondan sonrasında zaten o operasyon. Bir işler değil mi? Bir tabii, yandan da. Tabii, gerilimli işler tabii ki. Yani Ama benim için Arman Bey çok keyifli işlerdi. Yani ben Testosteron iğnesi aldıkça böyle gezmeye başladım. Hayır şu an anca söylüyorum şeyler. Doruk, Bey. hani olur ha çıkarsınız o kurula Birisi der ki bence olmaz. Sonucu <laughs> <laughs> Şimdi o sonuçu bekliyorsunuz bir rapor gelecek ne kadar girilim aslında. Ben ilk mesela doktora gittiğimde e, içeriye girdim. Bana dedi ki ne zamandır dedi hani erkek hissediyorsun ne zamandır dedi kadınlardan hoşlanıyorsun. Ben doktora şey dedim. ''Siz ne zamandır hissediyorsunuz?'' dedim. <laughs> ''Ne zamandır kadınlardan hoşlanıyorsunuz?'' ''Ben de o zamandır.'' dedim ve e, dosyam açıldı falan. onun üzerine bir devam etti. Ya yani ben çok hazırdım zaten her şeye. Benim için hep keyifli geçti bu süreç. Bu süreçte yaşadığınız en kötü şey neydi Doruk Bey? Ee, en kötü şey... Bir anda mesela bir fotoğrafımın altında binlerce yorum vardı ama... ...yorumlarda mesela en çok beni üzen şey ve oturup e, bir gece böyle o yorumlara bakıp böyle gözlerimde iptik gibi akmıştım mesela seni doğuran ana taş doğursaydı işte seni doğuran ana öyle doğursaydı falan mesela bu beni üzdü yani o zaman o insanların o acımasızca diyemleri sürekli tehditler oluyordum. DM kutumda sürekli işte sen işte lanetlisin öylesin geber falan işte seni ilk gördüğümüz gördüğüm yerde işte yok bacağına sıkacağım falan bilmiyorum neden hani neden <laughs> gerçekten bilmiyorum böyle mesajlar da alıyordum Nefret suçu. Nefret gerçekten yani nefret sebebi bilinmiyor. Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Yani ne, neyden keyif alıyorsunuz? Şu an mı? Evet. Hayatımın en güzel, şu an 37 yaşındayım ve gerçekten geçen gün anneme de dedim. Ya artık galiba hani bizimkiler beni itelerdi. Ya çok gece hayatım var, İşte biraz şöyle evde otur, işte biraz şunları yap. Babam bana hep derdi ki mesela ne zaman şu terastaki çiçekleri sulamaya başlayacaksın? Ne zaman bunların topraklarını değiştirmeye başlayacaksın? O zaman büyüyeceksin. Galiba artık tamamen mesela şey yapıyorum. Pazara çok seviyorum. Pazara gidiyorum, papatyalar alıyorum, bir şeyler alıyorum. Sabahları mesela e, çok güzel bir çatı katım var. Orada çiçeklerimi suluyorum, bir Türk kahvemi yapıyorum. Ondan sonra tütsümü yakıyorum. Bakıyorum, ondan sonra kahvemi içerken işlerimle ilgili ne yapacağım, ne edeceğim? Hangi çekimler var? Nereden kıyafet toplamam gerekiyor? Onları toparlıyorum. Sonra akşam oluyor. Yine böyle yemeğimi yiyor Yani spora gidiyorum. Spor yapıyorum bu aralar çok. Ee, kafayı taktım. <laughs> Sixpack çıkartacağım. Evet, kesinlikle ee, spor yapıyorum diye gibi ve çok keyif alıyorum. Ee, spor yapıyorum, eve geliyorum, tavuk pilavımı yiyorum. Ondan sonra Netflix'ten bir film açıyorum, o günüm bitiyor. Böyle geçiyor yani. Tavuk pilav, tam sporcu <laughs> Evet, tavuk pilav taşıyorum sürekli çantamda. Yağsız. Evet, şu, tavuk göğüs, basmati pirinç. <laughs> O basmati pirinçi de hiç sevmiyorum ben. Ya ben ee, bayağı alıştım galiba. Hoşuma da gidiyor. Onları değişik değişik soslu falan yapıyorum falan böyle. Güzel benim için, keyifli ya. Yani. Tabii hep dikkat edeceksiniz. Ya tabii ne? insan kendindeki değişimi de görmeye başladığı zaman... ...bakıyorsun işte biraz kolun şişiyor, biraz böyle şey oluyorsun falan... E, ...hoşuna gidiyor. Yani devam ediyorum. Dirk Bey, eski arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Yani e, bugünle giysağımdan olan... ...arkadaşlarınızla? Bugün ne giysemden? ben? İşte benim stilim. İşte benim <laughs> stilim <laughs> Yok galiba aynen çok ama tabii görsek e, hepsini çok severim. Yani hani görsem mesela hepsini. Jüri üyeleriyle? Jüri üyeleri Kemal, Kemal'de olduğu çok seviyorum. Kerim Can'a bayılıyorum. Ee, Ulkan Hoca'yı çok severim. İvanoğlu'nun böyle. Hepsi aslında çok tatlı, çok sevdiğim insanlar benim. Ne zor, ne uzun çekimlerdi değil mi? Oo yani Bitmek bilmeyen saatlerce. Tabii bir de benim için daha da zordu. Ben 43 numara giyiyorum. <laughs> 43 numara giyiyorum. 44 numaralar falan, yürüyememeler falan. Benim için gerçekten çok zor bir süreçti. <laughs> bir de gerilimli. Gerilimli tabii. <laughs> Sürekli tartışıyorum. Ben tabii öyle... ...çok tartışma falan değil, böyle yürüyüp oturuyordum. <laughs> ne bekliyorsunuz gelecekten? Gelecekten ne bekliyorum? Hmm. Ee, aslında bana e, şöyle söyleyeyim. Benim için... ...benim hayalini kurduğum Doruk Doğrusöz... E, ...daha böyle... Şey yaşamak isteyen, gözden uzak yaşamak isteyen falan bir Doruk'tu. Kendi mesleğini çok rahatlıkla icra eden bir Doruk'tu ama galiba şu an kafamda... ...dediğim gibi bir projem var, onu yapmaya çalışıyorum. Buradan da ufak bir şey söyleyeyim, bir klip çekimi yapacağım kendime. Şarkı söyleyeceksin. Evet. O yüzden biraz bir <laughs> vücuduma yatırım yapmaya çalışıyorum. <laughs> ee, bakalım eğer yaparsam... Bir aşık olduğum bir şey var ki, ben erkek takım elbisesi yıllarca çalıştığım için... ...kendime bir marka kurmak istiyorum. Ee, Özel dikim yapmak istiyorum. Bakalım, böyle bir projem var kafamda. Eskiden erkek modasıyla çok ilgilenen olmazdı. Son zamanlarda ne kadar çoğaldı değil mi? Evet, 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 evet. Türkiye'de bir, büyük bir açık varmış. Erkek Meğerse modası erkek ile ilgili. ilgili. Evet, iyi tasarımcılarımız, iyi modacılarımız tabii ki var. Ama dediğim gibi ben çok seviyorum. Yani hani erkek giyim olayını büyük bir ihtimalle böyle bir şey yapacağım kendime böyle bir hayalim var. Hiç bu sizi çok sıkıştırdığı dönemde insanların size tırnak içinde hakaret ettiği dönemde hiç bırakıp buralara gitmek istediniz mi? Yapamayacağım İst olmayacak. İstedim, istedim. Bana kız kardeşim şey dedi ilk daha böyle değişimimin başında bir gün yanıma geldi dedi ki duruk. Senin de çok iyi bir psikoloğa, psikiyatriye gitmen gerekiyor. Niye dedi bunu ihmal ediyorsun ki? Ben iyiyim dedim. Hayır dedi gideceksin. Ondan sonra tamam dedim falan. İsmini vermeyeyim iyi de bir psikolog yani. <laughs> ben gittim psikoloğa, oturdum. Bir seans, bir, bir saat bir seansı var. Bana şey dedi psikolog. Telefonu çaldı. Ben tam böyle kendimi açmaya başladığımda dedi ki... Doruk Bey ben dedi hemen bir beş dakikaya geliyorum dedi. <laughs> Gitti. Ben de bilardo açtım telefonumdan bilardo oynuyorum falan. On dakika sonra falan geldi dedi ki. Şimdi de siz dedi bir programdaydınız falan dedi. Evet falan dedim. Ondan sonra Allah dedi Doruk Bey dedi. Ben sizin yerinizde olsam dedi bu ülkeyi terk ederim bilmiyorum ama falan. Durdum dedim ki. Bir de hani böyle öyle bir şey. Vallahi Doruk Bey hani ben sizin yerinizde olsam. <laughs> Dedim dedim ki neden dedim. Neden hani ben ülkeyi terk ediyorum. Çok zor dedi hani bu ülkede falan. Hayır dedim yani bizim ülkemiz böyle bir ülke değil. Bu bir. İkincisi ben yedi göbek İstanbul'da bir ailenin çocuğuyum. Neden dedim ben gidiyorum. Yani, neden ben ülkemi terk edeyim. Yani böyle değişik şeylerle karşılaştım o dönemlerde de sonra başka psikologlar aradım doktorlar falan değişik şey bilmiyorum. Deydi ama çok çok. Bu, bu, bunun için bile ee... kesinlikle kesinlikle. Şu an Allah'a çok şükür her şey hayatımda çok yolunda. Ama dediğim gibi ee, asla ve asla gocunmazdım. Dediğim gibi limon da satabilirdim, poğaça da satabilirdim, işte su da taşıyabilirdim. Bunlardan asa gocum lazım Allah çok şükür iyi ki de e, bunu yapmışım çünkü ben hayatımı kazandım. Bir gün bir yerde şey demiştim ve çok benim için çok önemli bir cümleydi o. Hani böyle en yakın arkadaşınızı göreceğiniz zaman en can arkadaşınızı, dostunuzu havalandan karşılamaya gidersiniz. Yani onu beklersiniz ya da yıl ...uzun zamandır görmediğiniz, çok sevdiğiniz bir kuzeniniz. Ya ben dedim ki ben Doruk'un biletini kestim. <laughs> o geliyor. <laughs> yani o yüzden e, benim için çok şey yani, hiç asla. Son soru. Eğer kabalık atletmeyecekseniz isminizi siz mi seçtiniz? Ben seçmedim. E, bir arkadaşım benim, çok da sevdiğim bir arkadaşım. Özden, Özden Cerrahoğlu. oldu. Ha. Özden, Özden bir gün dedi ki ya onun bir erkek arkadaşı vardı. <laughs> Neyse bilmiyorum şu anda da söylemeyeyim. Onun bir erkek arkadaşı vardı. Bana dedi ki ya senin adın ondan söyledi. Ya dedim ben dedim öyle dedim ya Ahmet ya Ali falan ya <laughs> hani öyle Poyraz falan yapmayacağım. Dedi ki bak dedi soyadın doğru söz dedi. Doda da oluyorsun falan. Dedim ki seni çok seviyorum. Ertesi günü gittim buraya D harfi yaptırdım. <laughs> ama ben Doruk Dörseviz. <laughs> öyle oldu yani. Aa hiç arka yani sonradan arkadaşınız olan birisi. Evet bana dedim ki Doruk, Doruk çok güzel. Okay. Isim. Evet çok sevdiğim bir isim öyle. Doruk ismi şu an mesela şey. E, ben o kadar çabuk mesela Doruk adına adapte olabileceğimi falan da Zannetmiyordum ama. Doruk dedik ertesi günü ve Doruk <laughs> hep Doruk'muş gibi yani hiç. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizi yakından tanımak için. büyük keyifti. Sizi de öyle. Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Ben teşekkür ederim.